1994 yılı Aralık ayı ortasında başlayan Köyümüz Kentimiz programının az sonra 430.sunu izleyeceksiniz. Aydın'ın 487 köyünden büyük bir bölümünün bu program sayesinde Aydınlılar tarafından tanınmasının ötesinde pek çok köyümüzün önemli sorunlarının çözümünde de katkısının olduğu görülmektedir. 14 yıla varan uzun bir zaman diliminde yayınlanan 430 programda kimi zaman Aydın dışından yörelerimize yer verdik. Bazı köylerimize yıllar sonra tekrar giderek köydeki değişimleri gözlemledik. Televizyon ekranı ile sadece izleyicinin evine, odasına girmiyorsunuz. Kalbine, beynine girebiliyorsunuz. Böylesine önemli ve sorumluluk isteyen bir görevi yaparken gelişiyor, değişiyor, yenileniyorsunuz. Hacı Köseler Köyü'ne ilk kez 1998 yılı Mayıs ayında gitmiştim. Köyün hanımları, erkekleri, çocukları, gençleri büyük bir sevgiyle karşılamışlardı. Bu sevgi kendilerine verilen değerin, sevginin ve ilginin karşılığıydı. 9 yıl insan yaşamında önemli bir süreç. 9 yıl önceki görüntüleri izlediğimde kendimdeki değişimi fark ettiğim kadar gittiğim köydeki değişimi de fark ettim. Sanırım zamanın iyi amaçlar için kullanıldığına dair en iyi kanıtlar da eski ve yeni görüntülerin karşılaştırıldığı programlar oluyor. Hacı Köseler Köyü ile ilgili 9 yıl önce neler söylemişim? Önce eski görüntülerimizi izleyelim, sonra değişimi ve bugünkü Hacı Köseler Köyü'nü anlatmaya başlayayım. Yenipazar ilçemize bağlı Hacı Köseler Köyü 1992 yılına kadar Paşaköy'ün bir mahallesiyken 1992 yılında alınan il encümen kararı ile köy olmuş. Bugün Hacı Köseler, Katrancı ve Yalnız Evler olmak üzere 3 mahalleden oluşan köyde 145 hanede 440 kişi yaşıyor. Geçimlerini hayvancılık yaparak Antep fıstığı ve zeytin yetiştirerek sağlamaya çalışıyorlar. Ancak zaman zaman ürettiklerinin karşılığını alamadıkları için civar köylerde amele olarak çalıştıklarını belirtiyorlar. Hacı Köseler köylülerinin sorunlarına gelince, yol yok diyeceğiz ancak nasıl gittiniz diye soracaksınız. Elbette bir şekilde ulaşıyoruz. Ancak Hacı Köseler Köyü ve civarındaki pek çok köy zor şartlarda bu yollardan ulaşımlarını sağlamak zorunda. Sağlık ocakları yok, ilk öğretim okulları yok. Her gün 35 öğrenci 13 kilometre uzaklıktaki Karacaören'e bu yoldan gitmek zorunda. Bunun yağışlı havası var. Yani yolun şimdikinden daha kötü olduğu koşullarda da onlar bu yolu kullanmak zorunda. Hastaları olduğu zaman yine aynı şartlarda ya Çine'ye ya da Yeni Pazar'a gitmek zorundalar. Köyde ebe olmadığı için doğumlarda da güçlükler yaşıyorlar. Bunun ötesinde köylülerden birine iğne yapılması gerektiğinde yine bu yollardan bir yerlere ulaşmak zorundalar. Kullanma suları yetersiz olduğu için hem günlük su gereksinimlerini karşılamakta hem de mahsulleri için gerekli suyu bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Köyün yakınlarında küçük göletler var. Yani bölge hepten susuz değil. Ancak köylerine suyu ulaştırmak için hiçbir çalışma yapılmamış. Bu sorun tüm diğer sorunlar gibi yalnızca Hacı Köseler'in sorunu değil. Evderesi, Paşaköy, İbrahim Kavağı, Karacaören gibi pek çok köyün ortak sorunu. Hacı Köseler 6 yıllık bir köy olduğu için sorunları diğer köylerden biraz daha fazla. Eski bir mahalle olması nedeniyle köylünün arazisi geniş değil. Özellikle yeni ev yapacakları araziler olmadığı için eski evlerin üzerine bir kat daha çıkarak geçici bir çözüm bulmuşlar. Şu anda 145 olan hanelerinin tümünün üzerine bir kat daha çıksalar bile sorunları çözümlenmediği gibi sağlıksız inşa edilmiş evlerin üzerine kat çıktıkları için her an tehlikeyle iç içe yaşıyorlar. Hacı Köseler köylülerinin sorunları bu kadarla da kalmıyor. Köylerindeki elektrik trafosunun çok eski olması nedeniyle hem yetersiz hem de sağlıksız olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle sık sık elektrik kesiliyor. Konuyu ilettiğimiz TEDAŞ Müessese Müdürü Fikret Akbaş, en kısa sürede ekip gönderip inceleme yapılacağını bildirdi.
Eminim elektrik sorunları çok kısa sürede giderilecektir. Dileriz diğer sorunları da bu kadar çabuk çözüme ulaşır. Sevgili seyirciler, bu gece boyunca tüm köyümüz kentimiz programlarında olduğu gibi en doğal görüntüleri izleyeceksiniz. Gördüğünüz, hissettiğiniz her şey gerçek. Hiçbirinde abartı, yapmacıklık, sahtekarlık, riyakarlık yok. Ve işte bizim üretken köylülerimiz. Onları izler ve tanırken yüreğinizle katkıda bulunacağınızdan eminim. Hakikaten bir ev sorunumuz var bizim burada. 77 kadromuz vardı bizim. Evi verildi buraya. 2-3 sene burada eve... Sağlık ocağınız yok ama. Sağlık ocağımız yok. O zaman bir ev bulduk. O evde vazife yaptı. Fakat kadro alındı. 80 senelendi falan. Başlıca asfalt olacak. Köyümüzün yani asfalt yapılması lazım. Şimdi... çocuklara gittiğine çok üzüldük. 2 sene mücadelesini yaptık. Çocuklar salmayalım diye. Buradan okulun gitmesi köy halkını çok üzdü. Yalnız ben çocuk okuyorum. Gittiğinde şimdi bu yıl memnunum. Memnun olmam 5 tane öğretmen okuyor o çocuğa. Burada öğretmen yetersiz olduğundan gitmek mecburiyetinde kaldı çocuklar. Ve ondan memnunum. Gittiklerinden memnunum. Yalnız köyde... Burada okul olsun istiyorsunuz. Olsun istiyoruz yine. Genelde öyle bir istek var görüyorum ben daha önceki konuşmalarımızda. Okulda istiyorsunuz. Fazla diyeceğim yok. Teşekkür. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Dokuz yıl önce Hacı Köseler köy halkı yol sorunlarını dile getirmişlerdi. Program yayınından sonra kısa bir süre içinde yollarının asfaltlandığını söylediler. Dokuz yıl önce köylerindeki okulun aktif hale getirilmesini istemişlerdi. Bugün köyde bir derslikli, bir öğretmenli ilköğretim okulunda birinci kademede öğrenciler eğitim öğretim görüyorlar.